lazım. Şimdi hematopoetik sistem, önce anemilerle ilgili bir soru, bu kitapta yok bunu koydum, bir sonraki baskılarda olacak belki. Şimdi soru şu, 51 yaşında kadın hasta, romatoid artrit hmm. nedeniyle takip ediliyor. Şimdi romatoid artrit hematoda geliyorsa böyle bir soru, romatoid artrit ilişkisi ne var? Bir Felty sendromu olabilir. Neydi Felty sendromu? Romatoid artrit, nötropeni, splenomegali, öyle bir şey var mı? Kabaca bakıyoruz yok. Bir de romatoid artrite eşlik eden lösemiler var. Büyük kronel lenfostik lösemi. Bir de difüz büyük çeri lenfoma. Bunlar olabilir mi? Bunlar da değil gibi. Neyse. Bu hasta takip ediliyor ve metoraksat folinik asit kullanılan e, kullanan hasta halsizlik şikayetlere geliyor. Laboratuvarda hemoglobin düşük. Anemisi var bu hastanın. Acaba metoraksat kullanına bağlı mı? Sizce? Metoraksat kullanına bağlı olabilir mi? Megaloblastik anemi oluyor biliyorsunuz. Onda MCV nasıl? yüzün üstüne bu da normal bir de folik asit vermişler zaten buna olmaz o zaman e, trombosit 490.000 lökosit iyi tamam sadece anemisi var hastanın. demir seviyesi düşük demir eksit anemisi olabilir feritin seviyesi ama yüksek transferin saturasyonu düşük demir bağlama kapasitesi düşük dikkat demir eksit anemisinde de, e, demir bağlama kapasitesi nasıl olur yüksek olur demir düşükse yani serum demir seviyesi düşük ve demir bağlama kapasitesi Düşük ise yine o da düşükse bunu ne deriz buna? Kronik hastalık anemisi ve kronik hastalık anemisinde arkadaşlar hepsi din patogenize sorulur. Cevap Ceyhan. Burada önemli noktalar romatoid artrit. Nereleri işaretlemiş bu? Yani benim işaretlerim başka yerlere gitmiş ama neyse. Önemli yerleri söylemiştim zaten. Şunu geçelim. Denemede sormadım. Yok. Bunu denemede sormadım. ya yani. Denemede zaten son iki yıldır deneme hazırlamıyorum ben ben onun 3-4 belki olabilir bilmiyorum yani onu önce hatırlamıyorum. Romatoid artrit bir kronik inflamatuar hastalık. İşte romatoid artrit dediği için işte serum demiri düşük dedik. Transfer saturasyonu düşük ya da normal olabilir. Demir bağlama kapasitesi düşük ya feritin yüksekse aklımıza kronik hastalık anemisi gelecek arkadaşlar. Ama demir eksik anemisi de ne olur? Demir düşük olur. Demir bağlama kapasitesi yüksek olur. Feritin de düşük olur. Şu demir metabolizmasını sana anlatmam lazım. Önemli arkadaşım önemli çünkü soru gelecek burada. Şimdi demir metabolizması önemli çünkü demirin eksikliği ve fazlasında ciddi patolojiler ortaya çıkıyor. Fazlalığında hemokromatoz, ne demir eksikliği anemisi geliyor, görülüyor. Ve vücutta 5 gram demir vardır. Yani ufak bir artışı az da sıkıntı yaratır. Ve yiyeceklerle, gist yolu demiri alıyoruz ama her demir emilmiyor. Özellikle e, hayvansal gıdalarla alınan demir emiliyor. Çünkü hayvansal gıdalarla alınan demir, e, orada biraz çıkmamış şöyle hem e, ile alınır ama bitkisel alanlar inorganik olduğu için çok fazla emiliyor. Yani bitkisel gıdalarla alınan demirin yüzde biri emiliyor. O da şurada DMT bir proteini var bağırsakta. O onu ferrik formdan ferroz forma dönüştürüyor. Ancak öyle emilebiliyor. Genelde hayvansal gıdalardan demir eline emilir. Onun da yüzde yirmisi emilir. Diyelim ki ben demiri aldım intestinal epitel hücresi içerisine. Bak içeri girdi. Ve bur buradan buradan e, damarlara gitmesi lazım. Yani epitel hücresinden interseller arada oradan damara gitmesi lazım. İşte bir tane kanal var orada onu götüren ferroportin. Kanal bu ferroportin. Portal. Demir portalı bu. Ferroportin. Demir portalı. Demiri alıyor ekstra aralığa götürüyor ferroportin. Ve buradaki demir ferroz formda. Dikkat. Bu ferroz formda demirin transferine bağlanması için taşınması için ferrik forma dönüşmesi lazım. Bunu da yapan hepaistin. Hepaistin bunu ferrik forma dönüştürüyor ve sonra bu demir içeri, e, damar içerisinde transferinle taşınıyor. Soru demir nereye taşınır? Demir iki yere taşınır. Önemli iki demir deposu olan yer. Bir karaciğer, iki kemik iliği. Karaciğerde depolanır, kemik iliğinde de eritroblastlara taşınır. Bunu yapar işte transferin, transferin taşıyor karaciğere ve kemik iliğine. Ve kemik iliğinde demir makrofajlardan eritroblastlara aktarılır arkadaşlar. Tamam. Ama şöyle bir durum var karaciğer sensitif bir organ ve bakıyor çok fazla demir geldi diyelim. Karaciğer diyor ki bir dakika çok demir geldi hepsidin üretiyor ve hepsidin de şu kanalı demir kanalı demir portalını inhibe ediyor. Nasıl aklına tutacaksın? Hepsidin demir inhibisyonu, demir inhibisyonu, demiri inhibe eder. Yani demir emilimi azaltır. Bu negatif feedback tamam. Şimdi sana patolojiyi anlatacağım bak. Diyelim ki HFE mutasyonu var. Ya da HAMP mutasyonu var. İkisi de olabilir. Ne oluyor? HF, Hf ve HAMP bunlar hepsidini sentezleyen genler. HFE ve HAMP mutasyonu olursa hepsini üretilemiyor. Ve hepsini üretilemeyince ferroportin inhibe edilemiyor. Ve demir alınıyor, ferroportine taşınıyor, karaciğere geliyor. Demir emiliyor, karaciğere geliyor. Emiliyor, karaciğere geliyor. Emiliyor, karaciğere geliyor. Hiçbir şekilde emilim inhibe edilemiyor. Bu hastalık ne? Hemokromatozis. Hemokromatozis de HFE mutasyonu var. Önemli bir de HAMP, HAMP. ileride anlatacağım sana. Bir de kronik hastalıklardan bahsedelim. Kronik hastalıklarda da arkadaşlar çok fazla stokin üretimi olur. İnterleukin 1, interleukin 6. Ve bu stokinler de karaciğerden hepsinin üretimine sebep oluyor. E çok fazla hepsinin artınca da çok fazla inhibisyon oluyor. İnanılmaz derecede ferroportin inhibisyonu oluyor. Ve epitel hücrelerinden demir gidemiyor. Gidemediği için epitel hücrene demir birikiyor ve sonra o atılıyor epitel hücresi. Birikiyor atılıyor ve sistemik dolaşıma geçemiyor. Sistemik dolaşıma demir geçemediği için de bu hastalıkta Demir eksikliği ortaya çıkıyor bu hastalarda, kronik hastalıklarda. Bir de şunu söylemem gerekiyor, çok önemli. Ferroportin kemik ilinde de bulunuyor, makrofajlarda bulunuyor. Makrofajlardan demirin eritroblastlara geçişinde de rol oynuyor. E, ferroportin orada da inhibe edildiği için makrofajda demir birikimi var. Ferritin yine ferritin de yüksek bu hastalık. çünkü kronik hastalık. Makrofajda demir var ama eritroblastlara geçemiyor. Geçemediği için de üretim eksikliği de oluyor. Yani kronik hastalık anemisi hem üretim eksikliği anemisi hem demir eksikliği anemisi. İkisinin kombinasyonu gibi bir şey. Tamam. Demir eksikliği, demir emilimi olmuyor ve kronik hastalık anemisi bu da ortaya çıkıyor. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Bak neden önemli bu? Son, bir önceki tusta soruldu bu. Kronik inflamatuar hastalıklarda gözden anemide hangisini, hangisi önemli rol oynar? Söyle. Hepsi din Tamam. Şimdi lenfomol lösemileri konuşacağız. Sıkıntı var mı? Hemokromatoz hangi mutasyon var? HFE en sık mutasyon ama bir de ne var? HAMP. Şunu söyleyeyim. Hepsidini kodlayan en önemli gen HAMP'tır. Sonra HFE'dir. Ama HFE mutasyonuyla yani hemokromatoz en sık gözlenen mutasyon HFE'dir. Tamam böyle bilin. Tekrarlıyorum. Hepsidini kodlayan en önemli gen HAMP'tır. Hemokromatozda en sık gözlenen gen değişik HFE'dir. Hem HFE hem HAMP hepsidini kodlar. Hepsidinin demir emilimi ne yapar? Hepsidin demir emni demir emni inhibisyonu. Demir inhibisyonu yapar. Ferroportini inhibe ederek. Peki şu soruya bakalım. Aşağıdaki lenfoma lösemi formlarının hangisinde ağır nötropeni görülür? Söyle. Büyük granüler lenfositik lösemi. Söylemiş miydim? Söylemiştim. Ben hatırlıyorum bunu. Neden? 3 mutasyonu vardı. Hatırlayın. Bak bunu soracaklar sana. Ağır anemi, ağır nötropeni. Büyük granüler lenfositik lösemi de olur. Felty sendromuna eşlik edebilen bir lösemidir. Felty sendromu önemli. Bu lösemide statüç mutasyonu vardır ve bu lösemi bir T hücreli lenfoma lösemidir. T hücreli unutma. Ve tipik olarak hepatomegali izlenmez, LAP izlenmez bilin bunu arkadaşlar. LAP'ı ekleyin oraya. Hepatomegali ve LAP gözlenmez nerede? Büyük kranial lenfostik lösemide lenfomada. Tamam? Bu lenfoma T mi B mi? T. T hücreli lenfomaları bileceksin arkadaşım. Sınavda sorar sana. T hücreli lenfomalar. Mikozis fungoides. Onun sistemik yayılımı sezari. Anaplastik büyük hücreli lenfoma. Enteropati ilişkili lenfoma. Bu ne? Çöl ya neden olduğu lenfoma. Büyük krona lenfostik lösemi. Hepatosuplenik gamma delta T hücreli lenfoma. Erişkin T hücreli. Zaten adında T yazıyor. Anjiyo lenfoma. Bunlar T hücreli lenfomalar bilinecek. Sınavda şöyle bir soru gelecek. Hangisi T hücreli bir lenfomadır değildir. Buna bakalım. Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere nötrofiller içerisinde toksik granüller ve mavi döhle cisimcikleri ve stoplazmik vaküoller aşağıdaki patolojinin hangilerinde görülür? Sepsis ve ağır inflamatuar hastalıklar. Döhle cisimcikleri arkadaşlar sepsis bu şekilde görülür. Bak mavi mavi gözükür. Sepsis ve ağır inflamatuar hastalıklarda görülür. Bunlar dilate endoplazmik retikulum parçacıklarıdır arkadaşlarım. Ve bunlar nötrofillerin reaktif değişiklikleridir. Şu soruya bakalım. 10 yaşında kız çocuğu, 2 e, haftadır var olan 1-2 santim boyutunda multiple mobil ağrı lenfadenopati ile geliyor. Eksize ediliyor. Mikroskopik incelemede foliküler hiperplezi görülüyor. Bunu hatırlar mısınız şu lafları? Foliküler hiperplezi, parakortikal hiperplezi, medüller hiperplezi. Hatırladık mı? Hani bakteri enfeksiyonlarında B hücre artıyor, foliküler hiperplezi görülüyor. Viral enfeksiyonlarda T hücre artıyor, parakortikal hiperplezi oluyor kanserli bir dokuyu drana ediyorsa medular hiperplazi oluyor. Burada furukter hiperplazi var. Muhtemelen bakteriyel bir enfeksiyon var. Mitoz var. İşte nötrofiller Bak nötrofil var. Bakteri enfeksiyonu. Şimdi bu hasta için en ne nedir demiş? Bak çocuk bir kere burada anahtar nokta şu bak. Çocuk 10 yaşında. Ya 10 yaşında böyle bir çocuk der ve sana ağrılı lenfadenopati diyorsa bu bakteriyel bir lenfadenittir. Çünkü tümörler ağrılı olmaz. Ve nötrofil demiş yani. Tamam bu, bu, şekilde vaka gelebilir haberiniz olsun. Peki başka bir soru. Ha, bir de, ha, aynı soru. Seçenekleri ideleyeceğiz. Hoşkin lenfoma olabilir miydi? Hoşkin lenfoma olamaz. Çünkü Hoşkin ağrısız lap yapar. Hoşkin ağrısız servikal lap yapar. Yani Hoşkin lenfomayı soracaksa şöyle der. Ağrısız servikal lenfadenopatisi olan ateş, kilo kaybı, anemi, kaşıntı, B semptomları. Yani kaşıntı B semptomunun içinde değil ama yine oluyor bunlar da sık. Olan ee, bir kişide lenfomoda çıkarıldı ve lenfomoda Red-Stamberg hücreleri görüldü. Bunlar cd 1530 pozitifler. Tanı ne? Hodgkin lenfoma. Red-Stamberg hücrenin özelliği CD15-30 pozitif olması. Bunu unutmayacağız. Peki, foliküler lenfoma olsaydı, foliküler lenfomayı nasıl sorardı? Bak, burada tek bir lenfodonopati demez. Multiple der. Hodgkin'de tek lenfodonopati, Genelde öyle oluyor. İleri evreler tabii multiple olabiliyor. Foliküler lenfomada mult, ağrısız multiple lenfodanopati der. Translokasyon 14-18 der. BCL2 over ekspresyonu. Orta yaş der ve CD10 pozitifler. CD10 pozitifi neyi gösterir? CD10 germinal merkez orijinli olduğunu gösterir. Germinal merkezden başka ne gelişiyordu? Burkitt, başka Hodgkin, bir de difüz büyük hücreli lenfoma. Birazdan anlatacağım sana Tranquila. Peki, kedi tırma hastalığı. Bak bu vaka kedi tırma hastalığı olması için bir kere kedi köpek tırmalaması ondan bahsetme, ısırıktan bahsetmesi lazım. Ve bunda tipik olarak aksiler lap olur tamam. Kedi tırma hastalığını soracaksa aksiler lap der, ateş der, baş ağrısı yorgunluk der ve granulom der. Granulomlar yıldız şekilli olur ve ortasında nötrofil olur. Kronik lenfadenitin formları var söylemiştim sana. Medüller, parakortikal hiperplezi sebeplerini özellikle bu medüller hiperplezi sorulacak. İşte kanseri direne eden lenfodları konuşmuştuk. Peki bu soruya bakalım. Ama hemen cevap vereceksiniz. Bunu ben, çünkü ben bunu söylemiştim sana. Hemofagostik Lymphoistostosis yani makrofaj aktivasyon sendromu patogenize rol oynayan en önemli mikrobioloji ajan EBB. Peki diğer ajanlar sizce ne yapar? Mesela kızamık, kızamı nerede sorar? Şu makrofaj aktivasyon sendromunu da anlatayım ondan sonra sorayım onu. Makrofaj aktivasyon sendromu arkadaşlarım, e, bu sendrom e, klinikte çıkabilir panistopeni oluyor bunda. Ve şok benzeri bir tablo kötü. Ve sınavda sana soru yaptıracak şey şudur. Şu triyada unutma. Ateş, panistopeni, hepatostopeni Ve diyecek ki laboratuvarda feritin yüksek, interleukin 2 reseptörü artmış. Interleukin 2 reseptörü ne? CD 25. CD 25 yüksek, feritin yüksek diyecek. Tedavide immünsüpresyon veriliyor. Potansiyel sorudur, klinikte çıkar. Peki. Şimdi Şıklara bakalım. EBV tamam dedik ama EBV neler yapardı? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunları tek tek saymama gerek var mı? Bence yok. Bunları bilin. EBV neden olduğu patolojiler. Timus'ta lenfopitalyon benzeri kanser, mide kanseri bunları hep konuştuk. Heri kopleki ekledim sadece. Yani ağızda lokoplekler oluyor biliyorsunuz. İşte heri lokopleki immün süpresif kişilerde oluyor. Kanserleşmiyor ve EBV ile ilişkili. Peki kızamık? Bak SSP'ye sebebidir kızamık. Kemiğin paji hastalığının kızamıkla ilişkisi gösterilmiştir ve grelmemetöz tiroidin de kızamık sonrası geliştiği söyleniyor bak. Bu önemli. Şu pajeyi sorabilir. Direkt kızamık demiyor da pajede paramikso virüsler sonrası geliştiği söyleniyor. Grelmemetöz tiroid, subakut grelmemetöz tiroid, ağrılı tiroiditin en sık sebebidir. Tiroid kaynaklı boyun ağrısının en sık sebebi subakut grelmemetöz tiroidittir. Peki parvovirüs B19 neye sebep olur? Bir kere bu hemolitik anemilerde aplastik krize sebep olur. Başka? Saf eritrosit aplazisi Unutma arkadaşım. Saf eritrosit aplezi. Otoimmüniteyi saymazsak saf eritrosit aplezi en sık sebebidir. Parvovirüs B19. Artite neden olur? Miyokartite neden olur? Hatta klinikte diyorlar ki işte miyokartite en sık sebebi bu diyorlar. Biz ama koksak ediyoruz. Çünkü Robis'te miyokart nedenleri arasında bile parvovirüs geçmiyor. Ama diğer patoloji kitaplarında var. Bartone lensa hastalığı çok söyledik. Basiler anjomatoz, pelios hepatitis. Riketsia ne yapar? Riketsia'nın tipik özelliği arkadaşlar endotel hücre hasarı yapması. Ona riketsia enfeksiyonlarında mikrovasör hasarlar hemorajiler olur. Hemorojik efüzyonlar olur. Yine bu da artrit yapar ve atipik pnömoni yapar. Tamam. Bir yandan da mikrobiyoloji destek. Şu soruya bakalım. Hangisi lösemi lenfoma etiyolojisi olmayan faktörlerden biri neydir? Değildir. Sigara yapar mı? Sigara neye sebep olur? AML'ye sebep olur. Değil mi? Söylemiştik. Ama alkol yapmaz. Alkolle bunun bir ilişkisi saptanmamıştır. Radyasyon AML yapar. Çevresel faktörlerle en çok işe olan lösemi söyle. AML. Helicobacter pylori maltoma yapıyor. Bloom sendromu DNA tamir bozukluğu lösemi lenfoma yapıyor. hv 8 ne yapıyor? Primer efizyon lenfoması yapıyor. Hah. Hadi bakalım. Hangisi hücreli lenfoma lösemi değildir? Al sana soru işte. Large yani büyük granüler lenfositik lösemi hücreli mi? Evet deyin lütfen. Harikasınız. Anjiyo plastik lenfoma? Evet. Sezari? Evet. Enteropati ilişki lenfoma? Evet. Heyrisel lösemi? Hayır. Heyrisel lösemi B hücreli bir lenfomadır. Lösemidir. Tamam. Peki. Buraya bakalım. Bu soruya bakalım. 7. soru. 60 yaşında erkek hasta. Multiple patisi var. Hepatosplenomegali var. Periferik yaymada ağır lenfostoz ve ezilmiş sımı uç hücreler görülüyor. Bu hasta için en olası tanı nedir? Bakın. Lenfoma lösemilerle ilgili şöyle söyleyeyim. Bir kere lenfodonopati hepatosplenomiyle ilgili görüyorsak mieloid patolojilerden uzaklaşacağız. Yani mieloid lösemilerde e, Hepatosplenomegali megali olmaz, lenfadenopati olmaz. Yani AML'yi sildik, MDS'yi sildik, D yok, E olmaz. Burkitt olabilir mi? Olabilir. Küçük hücre lenfoma olabilir. Nodüler O zaman Hodgkin ileri evrelerde olur yani. Hodgkin e, biliyorsunuz tek bir lenfadenopati ile başlıyor, sonra yayılıyor, multiple. En son gideceği son nokta neresidir Hodgkin'in? Karaciğer dalaktır. Hiç Hodgkin beyne gider mi? Gitmez. Mideye gider mi? Gitmez. Sol şişkinin gideceği son nokta orası. O da olabilir. Ama burada başka şeyler de söylüyor. Sumuç hücreler diyor ve ağır lenfositoz diyor. Sumuç hücreler ağır lenfositoz KLL'de. Küçük hücre lenfositik lenfoma da görülür arkadaşlar. Ve ileri yaşlarda görülür. Börkik genelde çocukluk yaş grubunda. Nodular sıkırdan o yine erişkin 35-40 yaşında ama 60 yaş ileri yaş diyorsa aklıma kalle gelecek arkadaşlar. 60 yaş burada önemli bak. Peki söyleyin bana çocuklardan sık özen lösemi. A, L, L. Yetişkinlerden sık gözlenen ösemi K, L, L. K, M, L yine yetişkinde görülür. Peki A, M, L? Hem çocuk hem yetişkin. Hangisi daha sık? Yetişkinde. Neden bu kadar sık yetişkinde? Çünkü çevresel faktörlerle en çok ilişki olan bu. Peki. Smooch hücreler önemli. Ayrıca K, L, L'de basket hücreleri görülür. Sepet hücreleri görülür. Yani smooch hücre dışında basket ve sepet hücreleri de unutmayın. Bu da sorulabilir. Hah. Şimdi buraya dikkat. Histolojik olarak KLL'ye en çok benzeyen lenfoma. KLL. Adı üzere. Küçük hücre lenfosik lenfoma. KLL arayana H ekle bitti yani bak. Çok basit. Spot bilgi. Ama şimdi sana neden benzediğini anlatacağım zaten de. Önce spot olarak söyleyelim. Diyorum ki KLL'ye en çok benzeyen araya H ko. Küçük hücreli lenfostik lenfoma. Tamam. ALL'ye en çok benzeyen ne? Lenfoblastik lenfoma. Kalele'ye en çok benzeyen küçük hücreli, Alele'ye en çok benzeyen lenfoblastik lenfoma. Çünkü işte blast lenfoblast. Niye benziyor bu kadar? Arkadaşlar, şimdi burayı lütfen iyi dinleyin. Patogenez anlatacağım yine. Ama bu bu bilmeden olmaz bak. Lenfomaları eee bunu anlayacaksın. Bunu da kafanda oturtacaksın. Gerisi kolay. B hücreli lenfomları anlatıyorum. T hücreler zaten belli, isimlerini söyledik. T hücrelerin belli, e, net. Şimdi B hücrelerine bakacağız. Kemik iliğinde lenfoblasttan üretiliyor. Bakın bu şekilde matürize oluyor. Bu bir matür B lenfosit. Bak sondaki matür. Ama naif. Ne demek naif? Farklılaşmamış. Ne sentezleyeceğini bilmiyor. Onları sentezleyeceği şeyi da öğreniyor. Yani antijenik varyasyonları, reseptör varyasyonlarını, somatik hipermutasyonlarını da yapıyor. Şu an naif. Bak kemik iliğinde matürize oldu ama naif. Nereye gidiyor? Lenfoduna. Lenfodunda ilk gittiği yer mantozonudur. Bak. Burası, şöyle göstereyim. Şurası medulla değil mi? Şurası medulla. Şu Şuralar korteks. Kortekste şöyle foliküller olur bak. Foliküller. Bu da bir folikül. Bu da bir folikül. Bu da bir folikül. Bu da bir folikül. Folikülün hemen etrafı. Şöyle vurgulayıcı da yapayım. Şurası mantozonu. Manto. Ortası ne? Folikülün ortası. Germen merkez. Şurası. Şurası en dış kısım. Post germinal merkez. Post germinal merkez. En dış. Marjinal zon. Marjinal. Bak. Lenfozun dış kısmı. Marjinal zone. Şurası ne? Söyle bana. Sarı olan. Mantozonu. Ya da pre germinal diyebilirsiniz. Pre germinal ya da mantozonu. Sonra germinal merkez. Şurası ne? Post germinal merkez. Zaten lenfosterin gidişat da öyle olacak. Bak. Şimdi anlatacağım sana. Ama önce bir bunu bilmeni istedim. Bak. Önce zonuna geldi. Şimdi silerim bunları. Heh mantozonuna gelir. Sonra içeri girer, folikülün içine germen merkeze gelir. Burada sentrosit biraz daha büyür. sentroblasta dönüşür. Burada antikor üretmeye başlar ve iyice ürettikten sonra antikor üretmeyi öğrendikten sonra bellek hücresi olarak buraya gelir. Bu hangi zon burası? Ha marjinal. Yani post germen merkez. Bak, pre germen merkez, germinal, post germen merkez ve burada artık bellek hücresi adını alır. Tamam? Burada somatik hipermutasyonlar vardır. Bu hücrede somatik hipermutasyon vardır. Bu fizyolojik yani. yani. bir B hücresi buradaysa çok fazla somatik hipermutasyonu vardır. Çünkü böyle olunca da bir sürü antijeni tanıyabiliyor böyle. Çok akıllı yani. Bir B hücresinde somatik hipermutasyon varsa akıllıdır. Memori hücre o. Bak bazıları da plazma blast olarak antikor üretti ya kana karışır. Sonra plazma blastlar da kemik iline gider. Plazma hücresi olarak orada kalır. Süreç böyle. Şimdi şurayı aldım bak. Şurayı aldım. Şurayı. lenfodunu aldım. Şurada daha detaylı konuşacağız. Bak şimdi. Şu naif B hücre mental zonda. Şu germen merkez, burası post germen merkez. Dikkat. Şu hücreler naif hücrelerin karakteristik özelliği CD5'i pozitif arkadaşlar. Şu hücrelerin yani germen merkezdekilerin özelliği CD10'u pozitif, Ariyeten BCL6 pozitif. Şu hücrelerde ise ikisi de negatif. 5 on, beş pozitif burada. Burada 10 pozitif, burada ise ikisi de negatif. Neden önemli? Şimdi oralardan gelişen lenfomaları soracaksa bunları söyleyecek. Mesela mantozonundan ne gelişir? Bak en altta yazana dikkat. sel lenfoma. Bir de küçük hücreli lenfostik lenfoma. Soru. Bak soru ben şuradan göstereyim sana. Bana söyler misin? Naif hücrelerden gelişen tümörler neymiş? Mantozondan. Az önce söyledim. Mentasel ve küçük hücreli. Bak. Bir tümör şuradan gelişiyorsa şu hücreden küçük hücreli lenfostik lenfoma diyorum. Bak. Şuradan gelişirse. Bak bura kemik iliği. Söyle. KLL. Kronik lenfostik lösemi. İkisi de naif hücre kaynaklı. O nedenle her şeyleri aynı. Sadece biri kemik iliğinden gelişiyor. Biri lenfodundan gelişiyor. Tamam Şimdi geri geliyorum şeye. Slide'ıma. Bak. Küçük hücre lenfositik lenfoma lampo kalele mental nereden gelişiyormuş? Mantozonundan. İkisi de CD kaç pozitif? Söyle. CD 5. O nedenle bu ikisi karışıyor. İkisi de CD 5 pozitif. Başka bir şey arıyorlar. Bir şey daha olması lazım. Onu da şimdiden söyleyeyim. CD 23'e bakıyoruz. Mesela CD 23 pozitifse küçük hücreli diyoruz. Negatifse mental cell. Nasıl aklına tutacaksın? Yazma. İleride var. 23. 23 Nisan çocukların bayramıdır küçük küçük. 23 küçük mesela. Ne güzel. Gelme merkeze bakalım. Gelmeyen merkezden gelişenleri çok söylemiştim sana hatırla. Foliküler lenfoma, Burkitt, difüz büyük hücreli Hodgkin. Tamam. Hodgkin zaten hemen anlarsın. Ya bak bir lenfodunu çıkardık. Baktık gelme merkeze proliferasyon var. Patolog bakıyor. Ne olabilir? Bunlar olabilir. Bir bakar Red görür. Böyle nükleosları böyle hani şey gibi böyle ezotropya gibi mesela şaşılığı olan bir çocuk gibi böyle içeri bakıyor falan. Ee, buna başka isimler de var da söylemeyeyim şimdi kamera kayıt altında. <laughs> söyleyeyim neyse. Ona benziyor. Retzember görüyor hoşkin tanır. Ama bunlar da olabilir. Anlatacağım birazdan deta farklarını. Bak dikkat. Bunlardan gelişen ne? Marjinal zon lenfoması. Maltoma. Heyrisel lösemi. Bak çıkacak. Heyrisel lösemi hangi hücre kaynaklıdır? Bellek hücre kaynaklıdır. Yalnız şu iki şeye dikkat. Difüz büyük hücreli ve küçük hücreli normalde biri buradan biri buradan gelişiyor. Bazen buradan da gelişebiliyorlar. Bazen oradan gelişebiliyorlar. Tamam Bu tablo sana soru yaptır. Tamam? Soracak, maltoma hangi hücreden gelişir? Bellek hücresi. Heyrisel lösemi? Bellek hücresi. Tamam? Peki soru ee, Pre -gelmen merkezden Mantozondan gelişenler mentasal küçük hücreli. CD, 5 pozitifler. Nasıl ayıracağız? 23. Foliküler lenfoma, Burkitt, difüz büyük hücreli, Hodgkin gelmeyen Merkezi Peki nasıl ayıracağız? Bunlar da şuna bakalım. Red varsa Hodgkin. Bunlar hepsi CD10, BCL6 pozitif. Dikkat. Translokasyon 14-18 varsa BCL2 overexpress ise foliküler. 8-14 cemik Burkitt lenfoma. Difüz büyük hücreli lenfoma diğerinden ayırt etmemen imkansız. Neden? Çünkü çok büyük. Lenfoblast, sentroblast var orada. Ve difüz bir yayılım var. Foliküler, folikül yapıları görülmüyor. Difüz bir yayılım ve kötü prognoz. Eğer bir lenfoma altında folikül varsa iyi, difüz varsa kötü. Folikülü, difüz kötü. Bak, bir şu lenfomalarda sentrosit, sentroblast oranı çok önemli. Eğer şu küçük hücreler fazlaysa iyi, büyük hücreler fazlaysa kötü. Tamam şunu konuştuk zaten. Ha, bakın kronik kronik lenfositik lösemi, küçükce lenfositik lenfoma, CD19 20 pozitiftir. B hücreli çünkü. Bunların hepsi CD19 20 pozitif, hepsi çünkü B hücreli hepsi. Ama farklı olarak ne dedik? CD5 23 şey ee, pozitif farklı özelliği bu. Mantas lenfoma lenfoma ayrımında cd 23e bakıyoruz. Şunu söyledim. KLL ve küçük hücreli lenfositik lenfomada en sık gözlenen genetik değişiklikler delesyonlar arkadaşlar. Ezberlemeyin delesyonlar. Translokasyonların görünmediği lenfoma. Küçük hücreli lenfositik lenfoma. Şunu sorabilirler. Kötü prognoz kriterleri. Bunu e, ileride de var, kitapta var ama istiyorsan yaz, istiyorsan fotoğrafını çek. Bence çıkar. Sizce 11Q17P delasyonu iyi mi kötü mü? Bak hatırlayın söylemiştim. Kötü. E, somatik hipermutasyon yokluğu. Bak. Somatik hipermutasyon iyi miydi kötü müydü? Fizyolojide vardı zaten. Yoksa kötü arkadaşlarım. ZAP 70 ekspresyonu kötü. noch 1 kötü. Richter sendromu ne? Richter. Richter sendromu şu. Küçük hücreli lenfositik lenfomanın Pata, kite, düf düfüz büyük hücreye dönüşmesi. Düfüz büyük iyi miydi, kötü müydü? Kötüydü. Küçük hücreli pata, kite, düfüz büyük hücreye dönüşüyorsa bu Richter sendromudur gırtlaktan. Kötü prognoz. Tamam. Bunu söylemiştim. Ha, küçük hücre lenfosik lenfomanın çok tipik özelliği proliferasyon merkezlerinin olması. Smooch hücrelerin futbol topu, basket file hücrelerinin gözlenmesi arkadaşlar. Görünümde bu şekilde. İşte smooch hücreler ve basket hücreleri. Tamam. Futbol topu hücreleri, basket hücreleri. Biraz tekrarlayalım. Neyi tekrarlayalım ya? Makrofaj aktivasyon sendromu etken ne? EBV. Triadı ne? Ateş. Panstopeni, hepatospeme Peki hangi CD yükseliyor makrofaj aktivasyon sendromunda? İnterleukin 2 reseptörü. CD 25. Tedavide immün süpresifleri falan vereceksin. Kötü prognozudur makrofaj aktivasyon sendromu. Döhle cisimciklerini oluşan endoplazmik retikulumdur söylemiştim. Sepsis durumlarında gözleniyordu. Peki SSP'ye sebebi yani herkes bilir kızamık. Paje kızamık. Peki subakut granulomatozit yine kızamık demiştik. Peki bir baktım ağrılı bir lenfadenopati var 10 yaşında. Akut lenfadenit bakteriler. Antibakteriyel tedavi verirsin geçer. Peki e, lenfodonopati, lenfadenopati hepatosplenme var. Miyolistik tümör aklına gelecek mi? Hayır. Lenfosit tümörler aklına gelecek. Peki bir küçük hücre, bir da küçük hücre lenfosit lenfom var. Pataküte Difüz bir dönüştü. Richter kötü prognoz. Peki ağır nötropeni ağır anemi. Hangi lösemi? Lenfoma. Büyük rana lenfositik lösemi lenfoma. T hücreli mi B hücreli mi? T hücreli. Anaplastik büyük hücreli lenfoma. T hücreli. Yani şuradaki spesifik isimler yoksa zaten T hücreli tamam mı? Hani şunlar değilse T hücreli işte. Eksanodal T hücreli lenfoma. <laughs> t hücreli. Sezari sendromu. T hücreli. Entropati ilişkili lenfoma. T hücreli. Bunlar önemli. mikoz fungoides. T hücreli arkadaşlar. Bileceğiz. Peki. Kronik hastalık anemisinde patogenezden sorumlu protein. Hepsidin. Hepsini kodlayan temel gen. hamp Hemokromatözde en sık gözlenen mutasyon. HFE arkadaşlar. Daha ben ne diyeyim ya. Her şeyi konuştuk. Yani. CD10 pozitifse merkez. merkez. Beş pozitifse pre gelmem merkez. Peki bana söyler misiniz? Çocuklarda en sık gözlenen naloşkin lenfoma. Burkitt. Ben söyleyeyim. Yetişkinlerde en sık gözlenen naloşkin lenfoma. Difüz büyük hücreli. İkinci sıklıkla foliküler lenfoma. Bir de hoşkini söyle. O zaman şöyle söyleyeyim. Lenfomaların çoğu nereden gelişiyor? Gelmem merkezden gelişiyor. Tamam. Onların bunların ayırımında işte sorular geliyor. CD23 pozitif olan Küçük. Bellek hücresinden geçen heyelsel lösemi Mal sorulacak. Haberiniz olsun. Ara versek mi? Verelim yani. Ne kadar hızlı geçiyor ya. Değil mi? Ben, ben vallahi nasıl geçtiğini anlamıyorum zamanı. Bir ara verelim. Saat kaç oldu? 13.22 mi? Aa Yemek molası. <laughs> yemek molası o zaman şöyle 14'ü 5 geçe burada olalım. Çok uzatmayalım. 14.5. 2'yi 5 geçe burada olalım. Şimdi hematopoetik sistemde lenfomaları konuşuyorduk. İşte lenfomaların yerleşimini söylemiştik. Pregemler gelmeyen merkez diye. Hatırlarsanız kalleyi anlatırken kötü prognostik faktörler nelerdi onları konuşmuştuk. Hangisi kötü prognostik faktörden biri değildir. 11-17 q pederasyonu, Richter sendromu kötü. Somatik hipermutasyon yokluğu kötü. Çünkü somatik hipermutasyon iyi bir şeydi, fizyolojik bir şeydi. Notch 1 mutasyonu kötü ama CD23 pozitif kötü bir şeydi. O zaten bu lenfomaların karakteristik özelliğiydi zaten bu. Tamam mı? Bunu tekrar hatırlamış olalım. 60 yaşında erkek hasta mediastinal ve supraklavikal pati var. Şöyle sadece ilk cümleye, ilk cümleye baktım ve seçeneklere baktım. Sınavdayım. Bak lenfomalar. Lenfomaları soruyor ve mediastinal lap diyor. Dikkat. Mediastinal lap yapan 3 önemli lenfoma var. Difüz büyük hücreli lenfoma, nodüler sıklıkları uzan Hodgkin, bir de lenfoblastik lenfoma. Hangisi var şıklarda? Lenfoblastik lenfoma, difüz büyük hücreli ikisi var. Nodular sıkır o zaman hoşkin yok. Bu ikisinden birisi arkadaşlar bak. Hatta bir yere tutsa oldu. Hangi lenfomalar mediasteni tutar diye. Bu üç lenfoma. Nodular sıkır o zaman hoşkin. Lenfoblastik lenfoma difüz büyük hücreli diye. Devam ediyorum. Yapılan muayenede Valdeer halkası tutulum var. Tonsilla tutulum var. Adenoid var. Dikkat. Valdeer halkasını tonsillayı tutan lenfoma difüz büyük hücreli lenfomadır. Bitti. Mitoz sıktır. Zaten açıklıyor diyor ki mitoz sık. Büyük nükleoslu. Büyük hücreli. Belirgin nükleolüjüler var. İmisto kimyasal incelemede CD10 pozitif. 10 neyi gösterir söyle? Gelmem merkez. 19-20 B hücre olduğunu gösterir. TDT terminal deoksi transferaz negatif. TDT TDT önemli arkadaşlar. TDT bir hücrenin immatür lenfoblast olduğunu gösterir. Bu TDT negatif. Immatür lenfoblast. Burada mesela TDT pozitif olsaydı lenfoblastik lenfomayı düşünebilirdik. CD3 negatif demiş. Çünkü bu B hücreli. Ama CD3 neyin markerıydı? T hücrenin markerıydı. Tamam. CD3 pozitif deseydi lenfoblastik lenfoma diyecektik. Yani şunlar şunlara negatif dese şunlara pozitif deseydi lenfoblastik lenfomayı düşünecektik. Tamam. Difüz büyük hücreli lenfoma yetişkinlerde en sık gözlenen oluşkin lenfomadır. BCL6 disregülasyonu önemli. EBV neden olduğu beyin lenfoması, HV8'in neden olduğu efüzyon lenfoması bir difüz büyük hücreli lenfomadır. Valdeer halkasını en sık tutan nanoşkil lenfomadır. Orofaringel yapı dokuları tutan nanoşkil lenfomadır. Peki, BCL2 ekspresyonu? Apoptoz inhibisyonunun patogenezer oynadığı, foliküllerin gelmeyen merkezinden gelişen nodüler yapıların olduğu sentrosis proliferasyonunun gözlediği lenfoma kimdir? Foliküler lenfoma. 14-18 translokasyonu olur. Bundan dolayı BCL2 over ekspresi olur. CD5 negatiftir, 10 pozitiftir. MLL2 mutasyonu eriyeten gözlenebiliyor. Paratrabükler, lenfoid agregasyonlar olabiliyor. Arkadaşlar, germinal merkezde 2 hücre vardı. Sentrosit, sentroblast. Hatırlayın. Hangisi kötüydü? Sentroblast kötü, sentrosit iyi. Sentrosit, sentroblast oranı, grade'i veriyor bize. Yani sentrosit fazlaysa iyi, sentroblast fazlaysa kötü. Tamam mı? Peki Burkitt lenfoma hangisinde foliküler mi Burkitt mi? Hangisinde BCL2 overexpresyonu var? Foliküler. Hangisinde MYC overexpresyonu var? Burkitt. Bak bu soruya bakalım. Diyor ki 12 yaşında kız çocuğu karında şişlik. Abdominal tom tomografide şu cümleye dikkat. İlio Çekal Valvi Tıkayan kitle. Bak direkt aklıma Burkitt gelir. Kitle çıkarılıyor. Mikroskopisi nasıl? Bakıyorsun yaygın blasta var. Arada soluk makrofajlar var. Yıldızlı gökyüzü manzarası. Ağır mitoz, büyük e, orta büyüklükte lenfositik hücreler görülüyor. E, Kemik ili biyopsisinde bu hücreler e, gözlenmiyor. Yani lösemi değil. Yapılan akım sitometrik analizde %50'den fazlası S fazında yani sentez, aşırı mitoz var. Sentezin bu kadar fazla olması MYC'dir. MYC'den kaynaklanıyor. Cevap Burkitt lenfoma arkadaşlarım. Tamam. Burkitt lenfoma şu şeyi unutmayın. E, i̇lio Çekal Valvi tıkayan kitle lafını unutmayın. E, Afrika'da özellikle maksile mandible yerleşim oluyor ama bizde e, abdomen de yerleşiyor. E, çocuklardan çocuklarda en sık gözlenen anoşkin lenfoma, Burkitt lenfomadır unutmayın. Tümörlizi sendromu en fazla gördüğün anoşkin lenfomadır, Burkitt. Peki m 788 88 çıkacak arkadaşlarım. m 88 gen mutasyonu ile en yüksek oranda ilişkili neoplazm, lenfoplazmostik lenfoma, yıldızlar, yıldızlar. Spesifiktir arkadaşlar. Peki e, diğer şeylere bakalım. Multum yelom olgularında sıkkın translokasyonları izleniyor. Bu iyi prognoz. Yani eğer ki bir multum yelom olgusunda sıkkın translokasyonu varsa iyi prognoz. Sıkkın normalde kimde oluyordu? Translokasyon 11-14. Mental cell. Mental prognoz nasıl? Kötü ama multum yelom iyi. 13Q, 17P, 4, 14 değişikleri multiple myelomda yine görülür. Kötü prognoz. Ve Multum Yelom'da interleukin altı kadar yüksekse prognoz o kadar kötü. Bunu da hatırlamış olalım. Şimdi plazma hücreli neoplazilerle ilgili bir soru. Burada ee, evet bu soruyu bir çözelim. Ondan sonra ben sana bu, bu plazma hücreli neoplazmları anlatacağım. Diyoruz ki 62 yaşında kadın hasta 5 aydır var olan yorgunluk, kalsizlik, kilo kaybı, baş geliyor. Her iki gözde görmede azalma. Ee, özellikle soğuğa maruziyet sonrası parmaklarda, parmakların uç kısımlarında soluklaşma, morarma, kızarma atakları var. Yapılan fizik muayenede lenfadenopati var, hepatosplenomegali var. Laboratuvar değerlendirmesi serum protein düzeyi 15.5, albümin 3.2. Dolayısıyla globulin yüksek demek ki. Yani e, sentezi fazla. Kemik eli biyopsinde rasıl cisimcik var. Ve plazma hücre proliferasyonları var. Ama plazmostoid lenfoid hücre proliferasyonları da var. Bu hasta için ek olarak hangisinin gözlenmesi en olasıdır? Şimdi Önce vakaya bakalım. Arkadaşlar bu vaka hiperviskozite sendromu vakası. Hiperviskozite olduğunu nasıl anladık? Bak retinal venlerde tıkanıklık. Şimdi bir kişide damarlarda aşırı hücre birikimi varsa aşırı hücre proliferasyonu varsa bu hücre staza ve damar tıkanıklığına sebep olabiliyor. Özellikle biz bunu plazma hücre neoplezilerde görüyoruz. Ve ne oluyor? Retinal damarlarda tıkanıklık görmede azalma oluyor hastada. Kulakta işte damarlar, beynindeki damarları tıkıyor. Baş ağrısı, sersemlik hissi çınlama oluyor. İşte immunoglobinlerde koagülasyon faktörleri etkileşim sonucu, tromboz fonksiyon bozukluğu sonucu kanama. Reno oluyor, soğuk ürtiker oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir vaka sorusu sınavda reyno, ürtiker, baş ağrısı, çınlama, görmede azalma diye bir şeyler söylüyorsa hakkına hiperviskose sendromu gelecek. Bu bir plazma hücreli neoplazm. Dikkat! Bir plazma hücreli tümör hiperviskose sendromu ile gidiyorsa o lenfoplazmostik lenfomadır. Unutma. Lenfoplazmostik lenfomadır. Soru. Multiple myelomda hiperviskosa sendromu olur mu? Olur. Yüzde yedi. Yüzde yedi. Ama lenfoplazmostik lenfomada bu oran çok daha yüksek. Yüzdesini tam hatırlamıyorum ama çok yüksek. Ve bu vaka mesela klinikte bir hastan var mesela. Hasta lenfoplazmostik lenfoma hastası. Yatırdın. Bunlar hocam başım ağrıyor, kulağım çınlıyor, göremiyorum falan derse ne yapacaksın hemen? hemen plazmaferes. acil plazmaferes. Peki diyor ki bu aslında hangisi olması en olasıdır? Şimdi e, seçeneklere bakalım bir dakika. E, ben Jones proteinürisi. Ben Jones proteinürisi ne? Proteinüsü nedir? E, i̇drarla atılan e, amin e, hafif zincirlerdir, değil mi? E, İmmünoglobulin hafif zincirleridir. Bu Ben Jones proteinürisi multiple myelomda olur. Burada çok nadirdir. Hiperkalsemi multiple myelomda olur. Burada nadirdir. Ama serumda monoklonal IgM artışı lenfoplazmosik lenfomanın tipik özelliğidir. Hatta diğer ismine ne? Waldenström makroglobulinemisi. Niye makro? En büyük immunoglobulin hangisi? IgM. Tamam. Multiple myelomda en fazla yükselen Ig hangisi? IgG. Sonra IgA. Ama burada IgM arkadaşlar. Translokasyon 14-18 foliküler lenfomada oluyor. BCL2 orası Sonra yine e, de olur. Bunun alakası yok. Şimdi arkadaşlarım ben neden multiple miyelom düşünmedim bu vakada? Mesela aslında multiple miyelom da hiperviskosa sendromu yapar. Multiple miyelomda da olur rastlı cismcik Buna neden lenfoplazmostik lenfoma dedim? Arkada ondan daha önemli bir şey var. Bak şurada bir şey söylüyorum. Bak şurada. Lenfodonopati hepatosplenomegali. Lenfoplazmostik lenfomada Lenfadonu patiler olur. Hepatosplana megaller olur ama multiple da olmaz. Multiple ne olsun ki? Lenfositler e, orada lenfoplazmozik lenfoma da lenfositler de prolifer olduğu için lenfadonu pati olur. Hepatosplana olur arkadaşlar. Tamam. Bu vakada IgM, hiperviskozite sendromu, Russell body dacher body simcikleri ve lenfodonu patepadosupa bahsettik. Çünkü lenfoplazmostik lenfoma da bunlar olur. Peki lenfoplazmostik lenfomada şunlar olur mu nadir? Bunlar multiple myelomda olur. Bak ayrıcı işte vakalarda ay vaka sonunda bunlara dikkat edin. Böbrek yetmezliği diyorsak, amiloidoz diyorsak, işte ben Jones proteinisi diyorsak, hiperkalsemi diyorsak, kemik lezyonları diyorsa vaka sorusu da multiple myelom. Şunlardan bahsediyorsa, lenfotonopati hepatosupremagelden bahsediyorsa, lenfoplazmostik lenfoma. Hiperviskozit sendromu ikisinde de olur. Ama bunda daha fazla. Russell body, Dutcher body ikisinde de olur. IgM lenfoplazmostik lenfoma da IgG multifum yalomda. Tamam. Bir de şöyle bir soru var. Burada da neyi anlatacağım? Ee, anlam belirsiz monoklonal gomopati, small dering myelom ve multifum yalom farklarından bahsedeceğim. Soru şu. 60 yaşında erkek hasta rutin sağlık kontrolü için gidiyor kliniğe başlıyor. Muayenede herhangi bir sorun gözlenmiyor. göre lenfadenopati yok. Yani i̇şte bu lenfoplazması lenfoma değil. Laboratuvar incelemesi serum protein seviyesi 7.4, albümin seviyesi 3.9. İşte e, elektroforezi görüyoruz. Globulinde hafif bir pik var ama çok fazla değil. Trombos sayısı normal, işte lenfos sayısı normal. İmmunoglobin seviyesi ise 12.8 olduğu gözleniyor. İdrar analizinde benzoz proteinisi yok. Yapılan protein elektroforezi yukarıda gösterilmiş. Kemik ile aspirasyonu yapılıyor ve öyle aşırı bir plazma hücre proliferasyonu yok. %4 plazma hücre proliferasyonu. Tanı ne? Mugus arkadaşlar. Mugus yani monoklonal gamopati undefined significance. Bu en sık izlenen plazma hücre neoplasidir arkadaşlar. Ve bunlar multiple myelomun öncül lezyonlarıdır. Arkadaşlarım bak şu sıralamayı unutmayın. Şu sekansı unutmayın. Mugus smoldering myeloma gider. Smoldering myelom da multiple myeloma gider şu ikisi asemptomatik. Yani mugus ve small dering miyelom asemptomatiktir ama Multiple miyelom semptomatiktir. Mugus'ta 3 gramdan az gamopati var. Kemik ile aspirasyonda atipik plazma hücreleri %10'un altındadır. Bu vakada olduğu gibi. Ama small dering miyelomda 3 gramdan fazla gamopati var. Kemik ile aspirasyonda ise plazma hücreleri %10 ile 30'un arasındadır. Multiple miyelomda ise 10-30'un üzerine de çıkıyor. Daha fazla da oluyor. Ve çok semptomatik işte kemik lezyonları oluyor. Ağrılar oluyor hastalarda arkadaşlar. Tamam. Semptomatik alan multiple myelom'dur. Bu sıralamayı unutmayın. Ve small denilen myelom'da multiple myelom'da dönüşüm riski çok fazladır. Tamam. Şu oran daha da yüksek olabilir. Yani %30-%40 falan da olabilir multiple myelom'da. Bak bu soruya bakalım. İşte bu multiple myelom sorusu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım evet. Lumbar vertebrada çok sayıda tümör odakları olan bir olguda biyopsi yapılmış ve flame alev hücreleri, benekli mot hücreleri ve hücre nükleosunda Dutcher isimli görülmüştür. Burada en önemli nokta CD138 pozitif. Bu multiple miyelom arkadaşlarım. Multiple miyelom. 138'e dikkat. 138 neyin markerıydı? Plazma hücre markerıydı. CD38 ve 138. Multiple miyeloma diyorlar yani tanıda old krep diyorlar. Old krep. Niye old krep? Çünkü 65 yaşın üstünde görülüyor muhtemelen genelde, ortalama diyelim ve 5 önemli bulgusu var. C ne? Bak C, krepteki C, kalsemi, hiperkalsemi. R, renal yetmezlik. A ne? Anemi ve bunlarda sedimentasyon yükseliyor. B, kemik lezyonları, bone lesions, bon e, ağrıları, kemik ağrıları. Diğer B ne? Bakteri enfeksiyonları çünkü humoral yetmezlik oluyor. Bu 5 şeyi unutma tamam mı? Old Crab, 65 yaşında hasta der. Hiperkalsemi, sedim yüksek, kemik lezyonları var. İşte e, anemisi var. Ve tekrardan bakteri enfeksiyonları geçiyor. Tanı ne? Multifumiyelom. Tamam Bunu unutma. Bu 5 e, önemli klinik bunu unutma. Vaka verir ve der ki bu hastada protein elektroforezi yaptık. Ve şu gamma bandında pik gördük. Çünkü plazma vücudu neoplazma olan multifumiyelomda aşırı miktarda immunoglobin sentezi var. Soru en fazla hangi iminoglobin? Bultum'un yelonda en sık neyin yüksekliği görülür? IgG. Sonra IGA. Ya böyle bir hasta görsen, serum elektroforez de yaptın, protein elektroforez de yaptın. Tanıyı nasıl koyacaksın? Son yapman gereken şey ne? Kemik ile aspirasyonu. Kemik ile aspirasyonda özellikle %30'un üzerinde plazma hücre görürsün. Bak small delik miyelomda %10 ile %30 arasındaydı. Ama multiple miyelomda %30'un üzerinde olur. Çok fazla olur. Şeyde nasıldı? Mugus'ta? %10'un altında. Bak patogenezini söylüyorum sana. Çok fazla plazma hücre. Düşünsene ya kemik ile aspirasyonda e, kemik ilinde aşırı plazma hücre proliferasyonu var. Ve sadece bir emiloglobin yani, imiloglobin sentezleyen plazma hücre artışı var. Yani bütün plazma hücreleri artmıyor. Mesela IgM üreten artmıyor. IgA üreten artmıyor. IgG üreten artıyor. Ve bu bir yandan da interleukin altı sentezliyor. Interleukin altı ne yapardı? Osteoklas aktivasyonu. Hatırlayın. Rank ligand aktivasyonu. Buna bağlı kemik rezorpsiyonu oluyor. Patolojik fraktürler oluyor. Çünkü sürekli osteoklas hakimiyeti var. Soru. En fazla hangi kemikler? Vertebra, kosta, kafatası. Ve zımba deliğinde, zımba deliği şeklinde multifokal litik kemik lezyonları olur. Peki. 65 yaşında bir erkek hasta zımba deliği kemik lezyonları derse multifokal hakkıma geliyor. Çocuk. Çocukta zımba deli kemik lezyonları. Langerhans hücreli istos olarak da getirir. Tamam. Peki multimiyelom en, en fazla hangi kemikleri tutuyormuş? Vertebra, kosta, kafatası. Dikkat devam ediyoruz. Kemik yıkımı olduğu için kanda olur? Hiperkalsemi olur. Sedimi arttıran stokinle, ne? Sedimi arttıran stokin interleukin 6 arkadaşlarım. Ve interleukin altı karaciğerde hepsini arttırmaz mı? Hepsini artarsa anemi olmaz mı? İşte burada sedim yüksek. Anemi var. Kemik lezyonları var. E o zaman patogenez hangi stokin var? Altı var. Tedavide ne yapacaksın? Altıyı inhibe edeceksin. Tozilizumab. Tozilizumab. Ve plazma hücresi var ama tümüral plazma hücresi. Normal antikor sentezlemiyor. Sentezlemediği için de hümüral immün yetmezlik bakteri enfeksiyonları görülüyor. En sık ölüm sebebidir. Ve renal yetmezlik oluyor. Çok fazla monoklonal protein birikim var. Buna bağlı Ben Jones proteinleri görülüyor. Nedir bunlar? Bunlar idrarla atılan immunoglobin haf zincirleri arkadaşlar. Onun dışında renal yetmezlik bunlar da oluyor. Ale amiloidoz görülüyor ve eritrosutlarda rulo formasyonu oluyor. Soru, multomiyelom hastalarında böbrek yetmezliğinin en önemli sebebi. A. Hiperkalsemi B. Ben Jones proteinleri. Bence de Ben Jones. Bence Jones. Ama dahili hiperkalsemi diyor. Yani dahili hiperkalsemi diyor. Patolojide ben Jones proteini. En önemli sebep böbrek yetmezliğine katkı sağlayan. Çünkü bunlar tübüllere toksik etki yaratıyorlar arkadaşlar. Tübüllere hasar uğratıyorlar. Tamam? Bir sürü delesyon var. Ezberlemeyin. Ezberlemeyin. Bir sürü delesyon var. Sickle'ın iyi bilin? Sickle'da var. Sickle iyi miydi, kötü müydü? Sickle iyiydi. Diğerleri hep kötü. Hep kötü. 17p kötü falan filan. 4 14 kötü hep kötü arkadaşlar. Ama siklin de iyi. Bak burada hücreleri görüyoruz. Sadece bak. Ee, mesela neye bakalım? Bak şu mot hücreleri bak. Mota baksanıza mot hücreleri. Çok tipik mot hücreleri. Böyle gözüküyor. Bu flame alev hücresi. İşte bu Russell body. Dutcher body bak. Nükleosun içinde immunoglobulin. Stoplazma da immunoglobulin. İşte bazı kristalin rotlar olur falan filan. Neyse ama şunlar önemli. Mot hücreleri, flame hücreleri önemli arkadaşlar. Peki multiple myelomda hiperviskosis sendromu oranı ne? Yüzde yedi. Ama hangisinde hiperviskosis sendromu daha fazla görüyorduk? Söyle. lenfoplazmostik lenfoma. Peki hiperviskosa sendromu kliniğini söyle bana. Baş ağrısı, çınlama, görme bozukluğu, reyno, soğuk ürtiker. Tamam bunlar. Tamam bunları konuştuk. Geçiyorum. Şu soruya bakalım. 60 yaşında erkek hasta. Karın ağrısı. Halsizlik şikayetleri de geliyor. Yapılan fizik muayenede kanında hassasiyet. Tam kan sayımında hemoglobin düşük 10. Lekoz sayısı 5600. Plazma protez sayısı 200 bin. Hastanın var olan yaygın karın ağrıları ve kabız şikayetlerine de kolonoskopi yapılıyor. Dikkat! En önemli noktaya geliyorum. Bak diğerleri hikaye. Diyor ki sol kolonda yaygın polipoid lezyonlar var. Biyopsi yapılıyor. Sentrositler görülüyor. Lenfos hücre proliferasyonu görülüyor. Şunu söylemiştim sana hatırlar mısınız? Lenfomatozis polipozis yapan lenfoma. Mental cell lenfoma. İliyoçekal valvi tıkayan Burkitt, lenfomatoz polipoz yapan. Yani aslında klinisyen bakıyor. Aa diyor polip gördüm diyor. Aa diyor hastanın polipleri var diyor. Çıkarıyor patolik bu, alakasız bu tümör ya bu lenfoma bu. Bu işte kanser falan değil. Bu lenfoma. Hangi lenfoma polip gibi gösteriyor? Mantle lenfoma. Ve mantle cell lenfomanın özellikleri vermişim burada. Bak CD5 pozitif. CD5 neyi gösterirdi? Pregenden merkez kaynaklı olduğunu. 20 zaten B hücreli olduğunu gösterir. Sox 11 bunun tipik özelliğidir. Peki soru mantle cell lenfomada CD23 negatiftir. Küçük hücreli CD23 pozitiftir. Bu kadar basit. Tamam. Küçük hücreli ve mantle cell lenfoma ayrımı için bir tablo koydum. Zaten söylemiştik. Burada önemli bir şey CD23. Yani çok fazla detayını sormazlar size. Proliferasyon merkezleri e, küçük hücrede görülür. Peki hangisinde translokasyon var? Mental cell mi küçük hücreli mi? Hangisinde translokasyon var? Mental cell söyle. 11 Kasım 11 14 mantık Kasım 11 14 ama küçük hücreli translokasyon var mı yok delesyonlar var. Bu kadar daha detayına gerek yok. Şunları hep söylemiştik geçiyorum. şu soruya bakalım. 17 yaşında nefes darlığı öksürük şikayetiyle gelen erkek hasta kliniğe başvuruyor. Tomografi çekiliyor ve mediastende 13 santimde kitle görülüyor. Mediastinal lenfadenopati yapmış. A, mediastinal lap mı yapmış? Lenfoblastik lenfoma, difüz büyük hücreli lenfoma, nodüler sıkarozan oluşkin. Ve bakıyoruz CD3 pozitif, T hücreli. O zaman lenfoblastik lenfoma. Bak bir de TDT vardı. TDT'yi hatırlayın. Neydi TDT? TDT terminal Deoksi Deoksitransferaz bu bize onun immatür lenfoblast olduğunu gösteriyor. Cevap lenfoblastik lenfoma. Nodüler sıkkır e, o değil? o bu B hücreli yani bunlar. 19-20 pozitif oluyor bunlar. Tamam. Şuna bakalım. Ne görüyorsunuz burada? Bu ne? Saçakla saçlı. Hairy. Hairy unutma. Bu Hairy sel lösemi. Hairy lösemi de hangi marker pozitifli görülmez? Hairy sel lösemi B mi T mi? B. CD3 T markalıdır. Tabii ki cevap Edirne. Heyrisel lösemi'nin tipik özelliği 55 yaşında erkeklerde gözlenmesi. 50 Samsung şivesiyle 55 yaşında erkek tipik özelliğidir. Heyrisel lösemi'nin B hücrelidir. Evet. CD11 25 103 123 anneksina pozitiftesi vardır ve dikkat %90 braf Braf mı dedim ben? Evet diyenler var hala. Ne dediğimi farkındayım. Braf mutasyonları nerede görülüyor? Brafomalar. Dilan, Serra, <gülüyor> Papillalı. Söyle <laughs> bir şeyler. Sadece saç sakal bıraktı. <laughs> Herkese öyle bir şeyler ya. Kadına atılıyor herkes. Evet. Dilan, Serra, Papillalı, e, saç braftı. Dine, di, displastik nevus. O zaman menomlar da olur. Lan, Langen asosyal tümör. Serra, serrated adenom. Yani kolon kanserleri. Ee, saç, hairy lösemi. Braftı. Ha, pil, ha diyorduk bir de. Pilostik, astrostom ve papiller troitlik kanseriydi. Ve tedavide hangi ilaçlar veriyorduk? Vemurafenib, dabrafenib. Şunu hatırlar mısınız? Lenfomalar dalakta hangi pulpayı tutar? Beyaz. Bu? Kırmızı pulpa. O nedenle masif spenomegali yapar. Heyrisel löseminin en tipik özelliklerinden biri budur. Masif spenomegali. Ve tartrat tarat asit fosfatas pozitif. Trap pozitiftir arkadaşlar. Şurada heyrisel yani ee, bu saçlı hücreleri görmektesiniz arkadaşlar. Heyrisel löseminin tipik görünümü. Peki bunu söyle bana. Kronik inflamasyon ve otomünite zeminden gelişen lenfoma. Söyle. Marjinal zon lenfoması maltoma. Dikkat ikisi aynı şey. Marjinal zon maltoma aynı şey. Dikkat eğer lenf görüyorsan bu marjinal zon lenfomasıdır. Midede görüyorsan yani eksonodal yerleşimi ise maltomadır. Maltomayı açın. Mukoza associated lenfoid tissue originated lenfom Hocam kapalı kalsın ya. Maltoma. Maltoma. Marjinal zon lenfoması aynı şeyler. Mesela jögren zeminden gelişiyor. Tükrük bezinde görülüyor. Helicobacter pylori midede görülüyor. Hashimoto tiroidite sonrası tiroidte görülüyor. Borrelia ya. Deride maltoma sebebidir. Klamidia pisittaki oküler adneksiyal lenfoma, o da bir maltomadır. Kampilobakter cecini sonrası bağırsaklarda görülüyor, o da bir maltomadır ve maltomarda en izlen, translokasyon 11-18. Arkadaşım, en sık nerede peki yani, en sık nerede görülüyor? Mide, helikobakter pylori ilişkili. Bir doktor arkadaşım mesela maltoması çıktı, endoskopi yapıldı, ee, ya dedi, Emrullah dedi şimdi bana dediler ki biyopsi de yaptılar. Dediler ki sende maltoma var ve bana antibiyotik verdiler. Ya Allah aşkına tümür değil mi? Tümörün tedavisi cerrahidir. Ne antibiyotik? Ya, tümür antibiyotikle tedavi edilir mi? Dedim hocam bu tuz sorusu ya. <laughs> Tam tuz sorusunu yakaladın sen. Antibiyotikle geriliyor. Neden? Çünkü helikobakter pylori eredike edersen, inflamasyonu geri azaltırsan tümör de erken evredeyse geriliyor. Antibiyotikle gerilen lenfoma maltoma. Antibiyotikle gerilen tümör maltoma. Ama eğer bu translokasyon 11-18 varsa gerilemiyor kötü prognoz. Tamam. Hangisi T hücreli bir lenfoma değildir? Söyle. Hadi hadi ama söyle. Hey lösemi. Söylemiştik. Tamam. Hey lösemi. Yetişkin T hücreli lösemi lenfoma. E şıkkındakine dikkat. Bunun etken ne HTLV virüsü? Hiperkalsemi oluyor. İnterleukin 2 reseptörleri oluyor. Bunun tipik bir özelliği var. Yonca yaprağı çiçek görünümü şu şekilde bak. Yetişkin T hücreli lenfoma da yonca yaprağı, Çek görme dikkat. bu sorulmadı şimdiye kadar. Tamam Sorulabilir. Buna dikkat. Yetişkin T hücreli üstemi lenfoma, yonca yaprağı. Peki HTLV virüsünün onkojenik protein nedir? Taks. Yeni bir şey ekledik. Hebeze. Taks, hebeze. Hangisi? Spesifik hücre morfolojisi ve lenfoma eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Önce yanlışa bakalım. Alev hücreleri ameli. Alev hücreleri neredeydi? Flame hücreleri. Multiple Diğerlerini bir tekrarlamış olalım. Gerçi ben hepsini şurada anlattım. Şöyle hızlıca bakalım. Smooch hücreler, küçük hücreli lenfoma, yıldızlı gökyüzü, tusta soruldu, Burkitt, Auer çubukları, you know? Auer çubukları, AML. AML en sık AML M3, sonra M2'de görülür. Atnalı nükleus. Anaplastik büyük hücre lenfoma. Yonca yaprağı az önce söylediğim Yetişkin teyücel ösemi lenfoma. Proliferasyon merkezi küçük hücre lenfosik lenfoma. Sadece altını çiz. Ezberlemekte de zorunda değilsin. Hmm. Subkortikal yapıyorsun zaten. Alev hücreleri, üzüm salkımı hücreleri, multimiyalom. Beyine benzer yapıda nükleus. Serebriform nükleus. Unutma sezari sendromu. Baykuş gözü, Red Steinberg. Tenis raketi şeklinde granüler, Langerhans hücreli istostos. Halka ring stereoblastlar, püsodo pelgel hüvet hücreleri, MDS göz yaşı biyolojik fizik anemi Heinz cisimcikleri G6PD eksikliği anemisi bak şurada ne görüyorsunuz söyleyin bana bu ne bakalım bilecek misiniz bak rotlar bak rotlar çubuklar Auer rot. AML M2 M3 bu şekilde de yine gözlenebiliyor bunlar ha bu ne bu pardon bu Auer rots değil bu, bu başka bak neye benziyor bu Tenis oynayanlar bilir tenis raketi, langerans yüzeyli tümörler. Bu ne? Göz yaşı eritrosit. Hızlıca bunu söyle. Hangisi anaplastik büyük hücreli lenfoma için yanlıştır? Zor bir soru. Ama özellikle şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. T hücreli lenfomalar genelde kötü prognozdur. Ama bu iyi prognozu. Doğru yani. Genç yaşlarda görülür. Doğru. Venüller ve lenfozisinsel etrafında bulunma doğru. ALK gen mutasyonu tipiktir, doğru. İyi prognozdur. Ama tümör hücreleri CD25 pozitif diyor. yanlış. Öyle bir şey yok. Yanlış. Alt nal nükleus, geniş toplazma hallmark, damga hücreleri önemli bunda. Burada tümör hücreleri CD30 pozitif arkadaşlarım. Bunun önemli özelliği bu. CD15 30. Soru CD 15 30 kimde pozitif? Reed ama burada sadece 30 pozitif var. 15 negatif. Tamam. Bir de embriyonel kanser. testis embriyonel kanser C'de 30 pozitiftir. Şu soruya bakalım. C'de 4 TL gelişen C CCR4, CCR10 pozitif olan derinin primer lenfoması. Cevap mikozis fungoides arkadaşım çıkar. Yama plak nodul. Do you remember? Bir yere daha vardı. de vardı. Yama plak nodul. Kemik iliği aspirasyonu yaptım. Plazma hücreleri %4'ün altında. Sen asemptomatik. İşte %10'un altında asemptomatik. Ne bu? Mugus. 10 ile 30 arası. Small dengmeyeli. 10 30'un üstü. Multum, semptomatik multum. Multum yalanı ne dedik? Old crap. 65 yaşında, hiperkalsemi, renal yetmezlik, anemi, sedimentasyon artışı, BB böbrek lezyonları, bakteri enfeksiyonları. Eşittir multum yarın. Peki ne yapacaksın? Böyle bir hasta gelse ilk kan alacan, protein elektrofizi, sonra kemikli aspirasyon bitti. Patogenez hangi stokin var? Interleukin 6 var. Peki başka bir şey sorayım çınlama sağlık, hiperviskos sendromu. Ne yapacaksın tedavi? Plazma ferez yapacaksın. Atnal nükleos nerede geliyor? Atnal nükleos. Anaplastik büyük hücreli lenfoma. Bravo. Yonca yaprağı hatırlayın çiçek. Yetişkin T hücreli lenfoma. Flame. Multiple miyelom. Göz yaşı. Miyelofitizik anemi. Kemik iliği kan alıyor. Mielofitizik anemi ne? Kemik ilinin işgali sonrası ee, şeylerin ee, Prekursör hücrelerin sistemik dolaşıma geçmesiyle karakterize olan bir anemi tipi. Lökoeritroblastoz görüyoruz. Bir de gözyaşı eritrositleri görüyoruz. Mielofitezik anemide. Peki. Sezari sendromu mikrozis fungoides'in ee, kana yayılmış formuna diyoruz. Ve orada beyne benzer nükleoslar görülür. Serebriform, lenfositler görülür. Kulağım acayip çınladı. Çok fena. Birileri benden bahsediyor. He? <laughs> Sizin hakkınızda o geliyor. Ben de hak dediğimde bu biri benden bahsediyor. <laughs> CLA pozitiftir mikoz fungoides. CCR4, CCR10 pozitiftir. Bundan dolayı deriye migrasyon gösteriyor. Hadi bakalım şuna bakalım. Hocam komplemanımı kontrol edemiyorum. Geceleri ataklar halinde aktive oluyor ve eritrositlere zarar veriyor. Bu ne? Bu ne? Paroksizmal nokturnal hemoglobinuri. PNH'ın özelliği ne? PNH'de şu var. CD55, CD59 ve C8 bağlayan proteinlerde sorun var. Onu kodlayan gende mutasyon var çünkü. O genin adını bilin. PIGA. PIGA gen mutasyonundan dolayı CD55, CD59 ve C8 bağlayan protein defekti var. Bunlar olmayınca komplemanlar ataklar halinde aktif olup gidiyor, eritrositlere zarar veriyor. Ve burada ne yapmamız lazım? Komplemanı e, inhibe etmemiz lazım. C5 yıkımını engelleyen eculizumab vermemiz lazım. Bu tusta soruldu. Peki şunlar ne? Bak şu soğuk antikor tipi hemolitik anemi. Bu otoimmün hemolitik anemi. Burada oto antikorlar var. IgM. IgM'e bağlı olarak intravasküler kompleman fiksasyonu oluyor. Ve ekstravasküler hemoliz oluyor. Burada hem intravasküler hem Ekstra vasküler e, o, hemoliz olabilir ama daha çok ekstra vasküler hemolizi görüyoruz. Burada direkt ekstra vasküler hemoliz var sıcakta. Sıcağın antikor ne? IgG. Unutma. Soğuğun antikoru IgM. Soğuk IgM evet intravasküler komplemanı fikse ediyor ama eritrositin hemolizi daha çok dalakta oluyor. Ekstra vasküler. Tamam. Ee, bir de şu var. Paroxysmal soğuk hemoglobinöri. Bu da IgG ama bu da soğukta. Normalde IgG sıcakta çöker ama bu soğukta çöküyor ve intravasküler hemoliz yapıyor. Buna yıldız. İşte intravasküler hemoliz yapan tipik bu. Hadi bakalım. Bunu söyleyin bana. Aplastik aneminin en sık sebebi nedir? En sık sebebini söyle bana. En sık. Aplastik aneminin en sık sebebi Yok ilaçlar değil. İlaçlar evet özür ilaçlar. İdiopatik de olabilir. Kalıtsal da işte ne bileyim tert mutasyonla ilişkili olabilir. Ama en sık enfeksiyöz sebebi dersek parovirüs mü değişik mi? Değişik. Parvovirus B19 aplastik anemi yapmaz mı? Aplastik kriz yapar. Aplastik anemi yapmaz asla. Yapsa yapsa saf eritrosaplesi yapar. Tamam. Aplastik aneminin en sık sebebi kimyasallar ve ilaçlar. Kalıtsal en sık sebebi telomeraz mutasyonu, tert mutasyonu bir de fankon anemisi var. Peki saf eritros nerede görüyoruz? Evet parvulüs yapıyor ama bir başka timoma yapıyor. Bir de büyük rana lenfostik yapıyor. Büyük rana lenfostik yösemi hatırlıyor musunuz? Derin anemi işte saf derin nötropeni bana bir tümör söyle paranoplastik sendromu polistemi olsun hemangioblastom renal kanser hepatositler kanser şey pardon hemangioblastom renal kanser bir de bir şey daha vardı. feokromastoma öyle daha bunun iparinde şeyler tümörler bana bir para bana bir tümör söyle. Panoplast sendromu, panoplast sendromu anemi olsun. Timoma. Bak. Tamam? Sorulur. Daha sorulmadı. Hemen <laughs> Google'da Google'da yazmaz ama. <laughs> Hemen peristom hipoglisemi yapar. Tranquila. Şuna bakalım. Eozinofilik infiltrasyon yukarıdaki Hodgkin in lenfoma tiplerinin hangisinde görülür? Arkadaşlar, bana söyler misiniz? Tüm dünyada ya da şöyle söyleyeyim. Gelişmiş ülkelerde en sık gözlenen hoş git hangisi? Bakın buraya. Gelişmiş ülkelerden sık gözlenen. Ha? Nodular sıkar o zaman. Geri kalmış ülkeden sık görülen mix. Ülkemizde en sık görülen Çok şaşırıyorum ama nodüler sıkkır o zaman tıpta beni en çok şaşırtan şeylerden biri <laughs> o gerçekten Bize de o kazanmış. Peki bunu niye söyledim ben şimdi durup durduk yere? Şunun için arkadaşlar eozinofilik infiltrasyon en sık gözlerin hoşkin tiplerinde görülür. Yani söyle. Bir ve 2. Tamam. Bir ve 2. Çünkü onlarda interleukin 5 üretimi çok fazla. B semptomları en fazla mixte görülür. İleriş erkeklerde mix görülür. Ebevele ilişkisi olanlar hangileri? Söyleyin bana. Nodüler, sıkkarozan ve nodüler lenfos predominant. Yani başına nodüler olanlar. Ebeveyn en çok yaşayan tipler fakir, mix, zengin. En iyi prognozu olan nodüler lenfos predominant. Unutma. En iyi olan bu. Ama nüksü fazla bunun. Peki hangisinde TGF-beta ekspresyonu en fazla? Söyle. Çok basit. TGF beta ne yapıyordu? Fibroz yapıyordu. Fibroz sıklar ozan. Tamam. Nodüler sıklar ozanı soracaksa söyle söyler. Söyle şöyle sorar. Adolesan kadın medyasner kitle çıkardık. Nodüller gördük. Çepeçevre fibroz gördük. Nodüler sıklar ozan. Tamam. Adolesan kadın medyasner lap. Unutma bunu. Ve bunların RS'leri spesifiktir. Dikkat. RS yani Restenberg hücreleri eğer laküner formdaysa bu nodüler sıklar ozan. Bunu sormadılar, bunu soracaklar. Bekliyorum. Laküner tipte RS hücreleri nerede görülür? Nodüler sıklar da görülür. Ahan da böyle gözükür bak. Ahan da böyle. Lakünler, boşluklar arkadaşım. Boşluklar, lakünler. Bu şekilde bak. Tamam. Ve bunlar CD15, 30 pozitiftiler. Pax 5 pozitiftirler. Restenberg hücrelerinin klasik laküner tipleri var. Şimdi laküneri bil. Nodüler sıkkar Ozan. Tamam. Bir de şunu bil. Popcorn. Patlamış mısır şeklinde gözülüyor. Popcorn ya da lenfositik istosti tip. O nerede görülüyor? Klasik olmayan tipte. Nodüler lenfosit baskın tipte görülüyor. Ve ilginç özelliği CD20 pozitif. 15-30 negatif, 20 pozitif. Tamam. Başında nodüler olan iki tane hoşkin tipi var. Söyle. Nodüler sıkkar ozan, nodüler lenfos predominant ve onların spesifik RS'lerini bileceğiz. Tamam. Laküner tip ve popcorn tip. Hangisi çıktı? Bu çıktı. Bu çıkacak. Şu diğerleri çok detay gerek yok bence. Tamam. Naif veya memori B hücreden gelişen patogromonik proliferasyon merkezinden gözlenen lenfoma. Hatırlayın bunu. Çok basit bir soru. Naif hücre. Söyle. Aşk olsun da. Küçük hücreli lenfostik lenfoma. Bitti. Mentisel de olabilir ama. Memoriden gelişmez mentisel. Mentisel sadece naif. Küçük hücreli naiften de gelişir, memoriden de gelişir. Bakalım bu soruyu kim bilecek? Hadi buraya soruyorum. Ekran başında da cevap verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Me Instagram'dan yazarsınız. Sizce küçük hücreli naiften mi gelişse daha kötü, memuriden mi gelişse daha kötü? Şimdi şunu söyleyeyim, bu bilgiyi vereyim ondan sonra siz cevaplayın. Somatik hipermutasyon memori hücrelerde vardır. Naif, evet. Naiften gelişen kötü, memoriden gelişen iyi. Somatik hipermutasyonun yokluğu kötü prognoz. Naif yok, naif yok o zaman kötü prognoz. Tamam? Bunu unutmayın. Eee. Evet, şuna bakalım. ALL olgularında en izlenen translokasyon. ALL. BCR-ABL mi, ETV-RUNX mi? BCR-ABL ne translokasyon? 922. A şıkkı translokasyon 922. B şıkkı ne? Söyle. 12 21. Değil mi? Şuraya yazmışımdır. 12 21 evet. 12 21. Hangisi daha sık? 12 21 daha sık. Tamam Ve iyi prognoz. 9-22 olursa kötü prognoz. Neyi bileceksin biliyor musun? Şunu bileceksin. Bu slide'ı iyi bileceksin. Bu slide sana soru yaptıracak. Pediatri soruyor. Pato soruyor. ALE'le de iyi ve kötü prognoz kriterleri. Mesela ALE'le kimin tümörü? Çocuğun tümörü. Değil mi? 3 yaşında çocuk getirirler böyle. ALE'si var. Ama bir aileli hastası çocuğu e, pediatrik onkoloğa getirirse pediatrik onkoloğun göğsü kabarıyor. Ya diyor tamam bu bizim işimiz. Çünkü yüzde %95 remisyona sokuyor. Aile getiriyor çocuğu ama hacı doktordan da iyi bir şeyler duymak istiyor. Mesela çocuk bir yaşında diyelim. Aile diyor ki doktor bir yaşında mı? Kötü prognoz. Hocam seneye getirelim. <laughs> Önemli olan tan tanık konduğu zaman. Tanım 1 yaş, yeni 1 yaş. Kötü prognoz. Ee, sıkıntı yok değil mi videoyla ilgili? Tamam. 2 yaşından küçükse kötü, 10 yaşından büyükse, yetişkinliğe başlıyorsa kötü. Periferik kanda 100 bin üzerinde blast varsa kötü. Translokasyon 9-22 varsa kötü. Ne iyi? Tabii ki 2-10 e, yaş arasında olsak iyi. Beyaz küre sayısı azsa iyi. Hiperploidi. Do you remember? Anöploidi kötü, hiperploidi iyi. 4 7 10 varlı iyi. Translokasyon 12 21 iyi arkadaşlar. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Sınavda çıkar. AML olgularında hangisi gözlenmez? Ben söyleyeyim 4 14. AML'nin genetik değişiklikleri buraya koydum mu? Yok koymam şöyle. Dedim ki arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü AML yeniden sınıfladı ve şöyle bir tablo oluşturdu. Genetik değişikliklerin gözlendiği AML tipleri diye. Çıkacak diye ve son tuz sordular. Klinikte sordular. Bunları iyi bileceğiz arkadaşlarım. Bunlar çok önemli. 8-21 AML M2'de görülür ve iyi pronozo sergisidir. İnversiyon 6, translokasyon 16 Translokasyon 16-16 M4'te görülür iyi prognoz. M15-17 M3'te görülür. 11Q23 Yanına parantez içerisinde KMT-2A yazdım. Onu kitabınızda var mı? KMT-2A şu. Olmayabilir. Ekleyin lütfen. Son baskıda olacak ama önceki baskıda yok. Kötü prognoz bu. Kötü prognoz. Ve bu 4-5 tiplerinde izleniyor. Ve bu monostik diferansasyonu gösteriyor. Nükleofozmin iyi prognoz. Kim kötü? KMT-2A unutma. 11-2-23-4-5 kötü. Peki soruya bakalım. Bak bu soru gelebilir. Ben ne anlattım? Ben ne anlatıyorum bu arada? Patoloji. Patolojiyi hematodayız. Ben her zaman oryantasyon. Şu an Ankara'dayım. Ben neredeyim? <laughs> Ankara'dayım. Bazen oluyor ya, bende de oluyor. Ben önceden çok böyle ya böyle yolculuklar. Her hafta sonu bir yolculuk abi. Yani gerçekten yoluyusa. Bazen uçakta uyuyakalıyordum. Böyle ben nereye gidiyorum ya? Vallahi bu neredeydi? Hani otobüste değil ki sonra böyle bakasın orada nereye yazıyor orada şey. Neyse yine ince anlarım. O derece yer zaman oryantasyonu kaybettiğim zamanlar oldu. Otelde uyanıyordum bazen sabah. Neredeyim ya? Hangi oteldeyim falan? <laughs> böyle çok kötü bir şey. Kötü bir duygu yani. Ben bunu yaşıyordum. Öğrenciler derste bazen. Ne anlatıyor bu? Neredeyiz biz ya falan? Arada böyle hatırlatmak zorunda kalın. Hemato'dayız. Pato. Hemato'dayız. E, ee, şu an Ankara'dayız. Ve Tuz kampındayız. Ve hematoda lenfomaları anlattım. Anlattım mı? Anemilerden bahsettim. Şu hani dediğim reis Kronik hastalık anemisi farkından sonra neler konuştuk? Bultum mu konuştuk? Hatırlarsanız. Bayağı konuşmuşuz. Şimdi artık Langerhans hücreli tümörler onlardan bahsedeceğim. Ve sonra hep soru çözüp bitireceğiz. Yani kaç tane sorumuz kaldı? Şöyle 10 e, tane sorumuz kaldı. Ben baktım sıkıntı yok. 10 tane soru hızlı bir şekilde çözüp bitireceğiz. Tamam? Tranquila. Ve hematodan emin olun çok soru yakaladık. Yani çok soru dediğim hani iki ya da üç soru gelir. Yani to, bana soruları yakaladık. İki üç soru dediğim hani klinikteki soruları da yakaladık. Bunu, bunu başardık yani. Şimdi şu soruya bakalım. Diyor ki 13 yaşında kız çocuğunda kafa travması sonrası çekilen radyografide kafa kemiklerine etik lezyonlar görülüyor. Biyopside veziküler nükleosu sahip uzun çentikli hücreler ve plazma gözleniyor. Ve bu hücrenin CD a pozitif olduğu, Langerin 207 ve S100 pozitif olduğu görülüyor. Tanı ne? Bu hangi grup? Söyle. Langerans hücreli tümör. Arkadaşlar, genelde böyle tesadüfen saptanan, iyi prognozu olan ve çocuklarda görülen bir Langerans hücreli tümör var. İsme bak. Eozinofilik granulom. İsminden hiç onu anlamazsın değil mi? İsme bak. Eozinofilik granulom. TUS'ta bir yere soruldu bu. Aynen buna benzer bir şekilde. Tesadüfen saptanır bu arkadaşlar. Kafada görülür. Ve çıkarmak çıkarırsın. Dersin ki ha bu tamam. Lokalize langaran süce proliferasyonu budur. Unutma eosinofilik granulom bir langaran süceli tümördür ve iyi prognozdur. Ve langaran süceli histostozları şimdi ben sana anlatacağım. Ama iyi dinle bak. Bu da güzel. Bu dilan gibi bir şey yani bak iyi dinle. Ben tenis oynamayı severim ama bu arada oynamıyoruz o ayrı ve teniste de sevdiğim adam Rafael Nadal'dır gerçekten bu ciddi Rafael'i çok severim ve Rafael Nadal'ı biliyoruz ki iyi bir backhand kullanıcısı şimdi niye bunu söylüyorum şimdi Langerhans hücreli tümörlerde tenis raketi şeklinde görünüm var histolojik olarak hücrelerde ve BRAF mutasyonları görülüyor BRAF ve ne dedik? Rafael iyi bir backhand. İyi bir back. Bir zaten CD1A. Bir back granülleri. Ne kadar mantıklı. Ve Rafael vurdu mu saatte 100 kilometreden aşağıdan vurmaz yani. <laughs> ne kadar saçma. <laughs> Ama aklı kalıyor ya bak. Langerhansiyeli tümörler. Braf mutasyonu var. S100 pozitif. Bir back granülleri görülür. CD1A pozitif. Bitti ben daha sana ne anlatayım sınavda çıkacak olanlar bunlar. Tamam bunu unutmayalım. Bu kadar yani hiç gerek yok. Ha şimdi bir de şu sınıflamaya bakalım. Bakın buraya bu önemli. Şu brafları falan söyledik onlara geç. Bak langerasyon tümörler 3'e ayrılır. Multifokal multisistem. Yani birçok yeri tutan langerasyon tümör. En kötüsü bu. Unisistem bir yeri kemiği tutuyor. İyi bu. Bu nasıl? Kötü. Bu iyi. Şu cümleye dikkat, Langerhans hücre tümörler sınıflaması önemli, e, prognozu belirler yani hangi sınıfta olduğu prognozu belirler gibi bir cümle kurup sorabilir. Çünkü böyle komite soruları var ondan söylüyorum bunu. Şu var ya şu, 2 yaş altında görülüyor ve vücutta her tarafta Langerhans hücre proliferasyonu var. Özellikle Langerhans hücre nerede bulunur? Deride bulunur. Ve deride böyle papüler lezyonlar oluyor. Seborik dermatit benzeri görünüm oluyor ve kısa sürede ölüm oluyor. Langerhans hücresi de normal değil. Hepsi böyle patolojik. E, ben, enfeksiyona karşı da beni koruyamıyor. Çocuk enfeksiyon ölüyor. Çok kötü. Ama şu nasıl? Nasıl saptanıyor bu? Tesadüfen. Bu yuni sistem unifokal. Yani kemiği tutmuş sadece bir yerde. Ama yine kemiği tutsun yuni sistem multifokal olsun. Onun da adı Hensüller Hristiyan. Gırtlaktan yine. Gırtlaktan bir şey daha söylüyorduk. Gırtlaktan Richter. Tetosa <laughs> şeye bak. Hocaya bak. Gırtlakta ne söylüyorduk falan. <laughs> Richter sendromu neydi? Küçük hücre lenfosik lenfomanın difüz büyük hücreye dönüşümüydü. Bu da önemli arkadaşlar. Hem şu triadı triyadı ne? Kafa kemiklerinde defektler. Diabetus, inspitus ve egzoftalmus. Multifokal çünkü. Bir de şu var. Bunu hatırlarsınız ya. Hatırladık da, evet deyin lütfen. Aşk olsun ya, evet deyin. Bağırın, çağırın arkadaşlar, duysunlar, motive olsunlar. Evet, biz atalım, siz hatırlamadığınız gibi oluyor falan. Bu sigara içince gelişiyordu, hatırlayın. Sigara içenlerde görülüyordu ve sigara bırakılınca düzeliyordu. Tamam, bunu unutmayın, budur. Langarans ücreti tümörlerde çıkacak şey budur. Başka da bir şey sormaz arkadaşlar. Tamam. Letrasil sendromu kötü dedik, anlattık. İşte Eozinu Frekrenlom kafatasını Kosta'yı Femur'u tutuyor. Örneği verdim. Çıkarıyorsun kür oluyor. E, ee, Hensüler Hristiyan triadı neydi? Diabetus inspitus, kafa kemik defekler, egzoftalmus. Pulmular langeras hücre istiyorsunuz anlattım. Sigara bırakınca giriliyor. Tamam bitti bu kadar. Langeras hücre tümörler bunlar. Peki bu soruya cevap verin. Hangisi kronik mielopriferatif hastalıklardan biri değildir? MDS. MDS o gruptan değil arkadaşlar. O grup ne? Kronik miyeloproliferatif hastalıklar neler? Şurada yazmışım. Neler onlar? KML. TUS'ta böyle sorular var. Patolojide soruluyor genelde. KML, polistemia, vera. Esansiyel trombostoz, primer miyelofibroz, termsel lösemi, mastostoz, kronik eozinofilik lösemi. Bunları bilin. İsmini bilmeniz soru yaptırır. Hangisi bir değildir diye sorar. Peki JAK2 mutasyonu en fazla hangisinde görülüyor? Polistemia vera'da görülüyor. MPL ve Jack 2. Esansiyel trombostos ve primer mieli fibroz. Cekit mastostos. Löfler endokart ile birlikteli olan. Ha söylemiştim ben bunu. Kronik eozinofilik lösemi. PDGFR mutasyonu oluyor. Stem cell lösemi ise FGFR. Neden bu genleri söyledim? Klinikte sorulur. Klinikte sorulur. Patoda beklemiyorum ama klinikte çıkar. Ya da şöyle bir soru gelebilir. Hangisi kronik miyeloproliferatif hastalıkta da gözlenen genetik değişikliklerden biri değildir? Cekit, PDGFR, işte JAK2, FGFR, E şıkkına diyorum ne diyeyim? ETRV. Sağladım. Arkadaşlar, MDS önemli. Şimdi MDS'yi konuşalım. Bak, MDS klonal bir kök hücre hastalığıdır. Bak, kök hücremiz bu MDS. Bu ne olacak? Matürize olması lazım. İşte eritroblastlara işte ne bileyim e, nötrofillere falan onlara dönüşmesi lazım. Dönüşemiyor. Diferansiyasyonu bozuk. Çok sayıda anormal, garip grup hücreye dönüşüyor arkadaşlar. Garip grup hücreye dönüşüyor. Ve kemik ile aspirasyonu yapıyorsun hiperselüler. Sana vaka verecek. Diyecek ki pan sitopenisi olan hasta. Kemik ile aspirasyonu yapıyorsun hiperselüler. Ama blast yok. Blast çok az. Garip grup hücreler var. Tanı MDS. MDS panstopen ile gider. Garip grup hücreler görülür. Ve sıkıntısı şu AML'ye dönüşür. Kötü prognozdur. Bitti. MDS de bunu bileceksin. Sınavda böyle sorular var. Tamam. Böyle sorular geliyor. Panstopeni kemik ili ama böyle şimdi mesela ALL'de panstopeni olur mu? Olur. Çünkü çok fazla lenfoblast proliferasyonu var. Baskılar diğerlerini. Diğerleri olmaz sadece blast görürsün. Kemikli aspirasyon yaparsın aman Allah'ım. %30'un üzerinde blast var. Çok fazla blast var. Bu alele dersin. AML'ye bakalım. AML de aynı şekilde. Kemik ilinde aşırı miyelostik hücre proliferasyonu var. O da da %20 önemlidir. %20'nin üzerinde. Neyse bakarsın çok fazla blast var. Diğerlerini baskılamış panstopen olmuş. Ama burada Burada da panstopeni var ama kemik ilini asfere ediyorsun bakıyorsun. Garip grup şeyler var işte. Pseudopergel hücreleri, multinükleer mekaryositler falan filan çeşitli garip grup hücreler. Diyecekse sana soracak bunu tamam. Ve burada delesyonlar var özellikle. En sık gözlenen delesyon 5Q. Bunu unutma. Şunu soracak. Bu çıkar arkadaşlar. 5Q delesyonu olan MDS'ler lanilomit ya da talidomit, lenalidomit ve talidomit tedavisi iyi yanıt veriyor. Tamam de iyi yanıt veriyor. Tamam. Diğer mutasyonlar kötü prognoz. Kemik ili aspirasyonla ne görüyormuşuz? Hiper kemik iliği. Blast AML kadar fazla değil ama çok az blast görüyorsun. Çok sayıda atipik hücre görüyorsun MDS'de. Ne görüyorsun? Eritroid seride bu şekilde ringsteroblastlar, halka stiroblastlar, nötrofilik seride pseudopergel hücreleri, çekirdeksiz nötrofilleri görüyorsun. Megakaryositik seride Kombol, multiple nükleusu sahip megakaryositleri görüyorsun arkadaşlar. Yıldızlar koyun. MDS çıkar. Bu şekilde vaka verilip sorulur. Tamam? Hızlanalım biraz. Hangisi polisteme vera için yanlıştır? MPL mutasyonu görülür mü? Hayır. Polisteme vera'da ancak ki mutasyonları görülür. Kaşıntılar, peptik üsler görülür. Bak, polisteme vera'da aynı e, lenfoplazmostik lenfoma gibi hiperviskosa sendromu yapar. Damarları tıkar ve buna bağlı tablolar ortaya çıkar ve polisemevera'nın en önemli sıkıntısı e, damarlarda staza sebep olup trombozlara, tıkanıklara sebep olması. Mesela polisemevera hastalarında e, tekrarlayan derin ven trombozları olur. Batciari sendromu olur. Hatırlayın genç yaşta e, derin ven trombozu olursa aklıma polistemia vera gelir ve PNH gelir demiştim ben bunu. Ve bat chiari sendromu da önemli bir sebebidir polistemia vera. Şimdi normalde ne oluyor? Bir eritroblastta eritropoetin geliyor. JAK2 uyarılıyor. JAK2 uyarılınca da eritroblast prolifer oluyor. Ama polistemia vera da JAK2 mutasyonu olduğu için eritropoetin uyarmadan kendiliğinden aktive oluyor ve aşırı aktivasyon var ve aşırı eritroblast proliferasyonu var. Burada ne yapacaksın tedavide? Tedavide Ruxolitinipi vereceksin. Tamam. Hastalar pleotoriktir, siyanotiktir, baş ağrısı, sersemlik hissi. Çünkü vasküler staz var. Hipertansiyon, kaşıntılar görürsün. Ve dikkat eritropoetin düşük. Sekonder polistemiden önemli bir fark. Tamam. Kan viskositesi yüksek. En sık ölüm sebebi nedir? Trombozlar. Bu hastalar trombozlardan ölür arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Derin ven trombozu, MI, bat sendromu vaka verip sorabilir. Tedavide flebotomi de yaparsın. Ve iki komplikasyonu vardır. Kronik mieloproliferatif hastalıkların iki komplikasyonu vardır. Yani iki kötü sonucu vardır. Bir, lösemik dönüşüm. İki, mielofibrozis. Dikkat! Burada lösemik dönüşüm çok nadir. Bu tuz sorusu. Yüzde iki. Polisterna verada bu oran çok düşük. Ama bakıyorsun KML'de %50. Ama burada çok düşük. Burada fibrozis fazla. Polisterna verada fibroz yüzde %15-20, Spent fazı. Fibroz olursa ne olur? Pansitopeni, ekstra medüller olur. Tamam? Hatta dahiliye yan dalında falan fibroz ilişkili olan genlerini falan soruyorlar. Hiç o konuya girmeyeyim ben. Onu dahileciler anlatsın. Tamam? Miyastenegravesi en sık eşlik eden timik patolojisi Timik hiperplazisi. Sonra timoma görülür. Timik hiperplezi nedir? A. T hücre proliferasyonu. B. B hücre proliferasyonu. B hücre proliferasyonudur. Çok fazla B hücre prolifer olduğu için çok fazla antikor var. Ve bundan dolayı da otoyumin hastalık olan miastene gravis görülüyor. O nedenle miastene gravis hastalığına tedavi yanıtsız olgularda timektomi yapmak gerekiyor. Tamam. Peki timik hipoplezi nerede görülüyor? diGeorge sendromu 22 11 delesyonu. Timomalar dikkat 40 yaşında, ortalama 40 yaşta görülür. Ve genelde de demiştik 40 yaş demiştik. Herisalis 55. 40 yaş tipik timik epitel hücre kökenli anterior mediastende kitleyle karakterize tümürlerdir. Tamam? İki ayrılır bunlar. Non invaziv ve invaziv timomalar. En sık non timomalar görülür ve bunlar medüller tip epitel hücre içerir. Ama invazif olanlar kortikal ve kapsül invazyonu. Bak invazif şöyle. Invazif adında invazyon var. Ne invazyonu? Kapsül invazyonu ke kortikal hücreler. Non invaziv medüller hücreler. Bu daha sık. Bunu bilin. Çıkabilir. Çünkü bir hoca var. Timus patolojilerini çok seviyor. Ve çok soruyor. Son yıllarda Timus patolojiden çok soru geliyor. Son tuz şuradan soru geldi. Yani hangisi doğrudur, yanlıştır timoma ile ilgili? İşte timik epitel üzerinden gelir. Anterior medulla'sında kitleyle karakterizedir falan sordu. Ama sırada bu var bak. Buna dikkat. Hangi timoma invaziv mi, non-invaziv mi? Hangisinde kapsül invazyonu var söyle. Asıl sormak istediğim aslında bu değil. Hani tamam kapsül invazyonu invaziv görülür. Şuna geleceğim. Hangisinde kortikal hücreler görülür? Kapsül K kortikal hücreler invazif. Diğeri medüller hücreler. Tamam? Bunu bil. En sık sukan muşeli kanserdir bu soruldu çıktı. Timik kanserler sukan muşeli kanserdir. İkinci sıra görülen nedir? Lenfo epitalyon benzeri kanser. Patogenezde ebe var mı? İlk Instagram paylaşımımda hatırlayın. Evet var. Tamam bunları söyledik. Hızlıca KLL ile hangisi yanlıştır demişiz. Hipergama globulinemi görülür. Görülür. Küçük hücre lenfostik lenfomada hipergama globulinemi görülür. Şimdi e, küçük hücre lenfosik lenfomada iminoglobin ekspresyonları düşüktür tüm hücrenin. İmmunoglobin ekspresyonu düşük olduğu için bakteri enfeksiyonları sıktır. Tamam. AIDS de hipergama globulinemi Hatırlayın. AIDS de. Bunu özellikle sormuşlardı. Burada hipogama globulinemi olur. AIDS dolgularda, EBV neden oldu? Beyin lenfoması. Ve primer efüzyon lenfoması HSV neden oldu. Hangi tip bir lenfomadır? Difüz büyük hücreli lenfoma. 45 yaşında multiple lap. Aksiyle de yavaş büyüyen aksiyel lenfodu eksi ediliyor. Nodüler büyüme paterni görülüyor. Ama dikkat translokasyon 14-18. Foliküler lenfoma basit. 8-14 MYC Warburg etkisi söyle. Burkitt. Hangisi multiple myelom için iyidir söyle. Diğerlerini ezberlemeye gerek yok demiştim. Siklin de 25 yaşında Urfalı <laughs> erkek hasta çılgın etli çiğ köfte partisini ben 2 hafta sonra kaslarda ağrı halsizlik şikayetleri başvuruyor. Bu eski baskılarda yok yeni baskı var. Ağrının özellikle köfte yoğurmakla daha çok kullandığı sağ kolda olduğunu tarif ediyor. Acaba burada bir şey mi diyor hoca? Hayır alakası yok. Laboratuvar incelemesinde serin kreatin seviyesi yüksek ve yapılan kas biyopsisinde ankiste trichinella britoy formları görülüyor. Bu aslanın kanında hangisini gözlenmesi Çok basit. Parazitleri ne uyarıyor? Evet basit bir soru ama böyle biraz kompleksleştirdim sanki, çok kompleksmiş gibi. Genelde bunlar hep e, şey, hayatımda yaşadığım e, hikayeler. Daha e, ileride bir şey söyleyeceğim, şunu değil de, e, özellikle ostomiyetlerle ilgili bir hikayem var. Soru olarak da sordum oraya. Bunları biliyoruz değil mi? Ezynofili alerjik olaylar, paraziter enfeksiyonlar, bazofili miyeloproliferatif hastalıklar değil mi? Yani sana bir, biri tümörden bahsediyorsa ve bazofili varsa KML hakkına gelecek. Bazofili. Monostoz, makrofaj aktivasyonu durumları, tüberküloz durumlarında. Nötrofil, akut bakteriyel enfeksiyon. Lenfostoz, viral enfeksiyonlar. Bunlar çok basit bilgiler diye Çok üzerine durmadım ama inanın bunlar da çıkabiliyor yani. Hani çıktığı zaman lütfen kaçırmayın. Halsizlik şikayetiyle geliyor. 50 yaşında kadın hasta. Hemogramda bakılıyor. lökosit sayısı 4100. Nötrofil 1000. Hemoglobin 7. Tromboz sayısı 410.000. Kemik ilacı blast yüzde dört, <laughs> dört, <laughs> dört, lalalidomit ve buna iyi yanıt, bu çıkacak. 5Q direksiyonu vaka ne? MDS. Niye? Panstopeni var. Ve blast oranı yüzde dört düşük. Tamam. Bu çıkar arkadaşlarım. Buna dikkat. Tuz sorularını çözüp ara verelim. Gerinden merkez B hücrelerinden hangisi gelişir? Söyle bu tuz sorusu. Bak lenfoblastik lenfoma T hücreli. Mikoz fungoides T hücreli. Geç onları. Küçük hücre lenfositik lenfoma nereden gelişir? Pregenlen merkez. Mental cell pregenlen merkez. Foliküler lenfoma merkez. Hangileri T hücre? Bak 2018 sorusu. Büyük renal lenfositik lösemi. T hücreli. Değil mi? Herisel B. Kaleli B. Cevap yalnız bir. Ara verelim mi? Verelim bence artık. Bir 10 dakika mola.